Hoş geldin. İlkokul yolcusu dijital öğretmen kanalındasın. Dersimiz fen bilgisi. Hızlı test yöntemiyle 3 ayrı test kitabından derlediğim soruları yarım saatte çözmeye çalışacağız. Bakalım kaç tane soruyu alt edeceğiz. Başlasın. Klima satın almak isteyen Süngü ailesi klimanın çıkartılış çeşitini öğrenmek istemiştir. Satıcı bu sorunun cevabı olarak kendilerine 43 nokta nokta. 43 arkadaşlar ses desibelle ölçülür. Desibel doğru cevap. B şık. Meyveleri yıkadığım sürece çekmeli suluyorum diyen bir kişi yeniden kullanım yapmıştır. Evet, yeniden kullanım. Yani kullandığı ürünün yapısını bozmadan tekrar kullanmış. Bu yeniden kullanımdır. Geri dönüşüm olabilmesi için yapısının değiştirilmesi lazım. Yani yeni bir ürün elde edilmesi lazım. Bunu unutmayalım. Yukarıdakilerden hangidir yer kabuğu ile ilgili bilgilerdir? Yer kabuğu kayaçlardan oluşur. Üzerinde farklı setliklerde kayaçlar bulunur. Üzerinde canlılar yaşar. Evet, 1, 2, 3 ve doğru. D şıkkı doğru cevap. Evet, yine madenler kayaçlarda yer alır. Para ile alınıp satılan kayaçlara maden denir. Mıknatısların özellikleri ilgili olarak verilen bilgilerden yanlış olanı arayacağız arkadaşlar. Yanlış olan. Mıknatıs günlük yaşantımızı kolaylaştıran birçok alette kullanılmıştır. Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker. Aynı kutuplarda iter. Mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir. Ama bazı mıknatısların tek kutbu yoktur. Bütün mıknatısların çift kutbu vardır. Birden çok malzemeden oluşan ambalajlara kompozit ambalajlar denir. Bu ambalajların geri dönüşümü için önce bu malzemelerin ayrıştırılması gerekir. Sevgili çocuklar, burada süt ambalajına bakarsak, süt ambalajının dışında karton içinde alüminyum var. Yani farklı malzemelerden oluşmuş kompozit bir malzemedir. C şıkkı doğru cevap. Hangileri kayaçların parçalanmasına sebep olan etkiler arasında yer alır? İlk etki sıcaklık farklarıdır. Sıcaklık farklarıyla parçalanmaya başlayan kayaçları aralarına yağmur suyu girerek rüzgarda daha sonra onu tamamen parçalar. Burada hepsi. D şık. Diyor ki sıvıların net kütlesinin bulunduğu adım hangi cümlede verilmiştir? Sıvıların net kütlesini bulacağız. Boş kabın kütlesi ölçülür. Dara. Sıvı ölçülmüş olur. Sıvı boş bir kaba konulur. Sıvı ile boş kabın kütlesi ölçülür. Burada brüt ağırlık var. Sıvı ile boş kabın toplam kütlesinden boş kabın kütlesi çıkarılır. Böylece net kütle bulunmuş olur. Yani üçüncü adım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm uygulamalarının en başında yer alır? En başında. Geri dönüşümün başladığı ilk aşama çocuklar baktığımız zaman ambalaj atıklarının ayrıştırılarak biriktirilmesi. Önce ne yapıyoruz? Evde ambalaj atıklarını ayrıştırarak biriktiriyoruz. Sonra bunları geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Fakat burada bakın ambalaj atıklarının çöpe atılması. Çöpe atıldığı zaman bu bir geri dönüşüm olmuyor zaten. Su, tuz ve besinlerimizde bulunan minerallerin temel kaynağı kayaçlardır. Bakın, temel kaynağı diyor. Kayaçlar. Kayaçlar parçalanıyor, toprak oluyor değil mi? Yukarıdaki grafiğe göre rakamlarla gösterilen ses kaynaklarından hangisinin ses kirliliğine en az neden olması beklenir? Burada ses şiddeti en az olan arkadaşlar. 4 numara değil mi? O halde A şıkkı. Desibel. Maden çıkartılarak üretilen bir metal kutu ile harcanan enerji ile geri dönüşümle 20 metal kutu üretilebilir demiş. Harcanan gereksiz enerji ile 20 metal kutu üretilebilir. Burada geri dönüşümün hangi faydasından bahsedilmiştir? Burada enerji tasarrufundan bahsedilmiş. Bakınız harcanan enerji ile diyor. Toprak altından çıkarılan bir kayaçta 5 farklı renk bulunması, 5 farklı renk bulunması hangisini doğrular? Kayaçlara renk veren şey mineraldir. 5 farklı renk varsa en az 2 farklı mineralden oluşur. Dolayısıyla A şıkkını doğru olduğunu kabul ediyoruz. Yukarıdaki sokak aydınlatma aracında
K harfiyle gösterilen bölümün hangi özellikle olması uygun aydınlatma ilkesine bağlı kalınlığını gösterir? Evet. K aracı nasıl bir yapıda olmalı? Işığı yutan özellikle olması. Işığı yutmuş olur. Bize ışık lazım. Şeffaf özellikle olması. Işığı geçirir. Yansıtması lazım esasında. Işığı geçirgen özellikle olması. O zaman onu niye koyalım oraya? Işığı yansıtan özellikle olması lazım arkadaşlar. D şıkkı. Işığı yansıtan özellik. Toprak kayaçların parçalanıp ufalanmasıyla oluşur. Bu nedenle kayaçların içindeki nokta nokta toprakta da bulunur. Mineraller. Evet, topraktan da bitkilere geçiyor. Bitkilerden de bize geçiyor arkadaşlar. Yandaki atık kutusunun yeşil beyaz renklerde olması, buraya atılacak atıklarının renkli ve şeffaf şeklinde ayrıştırılarak atılması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Bakın ne diyor? Bir atığımız var. Renkli ve şeffaf çeşitleri var. Renkli ve şeffaf çeşitleri. Yani cam. Buraya cam atıklar atılmalıdır. Mineraller hangi yolla sebze ve meyveleri geçmektedir? Mineraller kayaçlarda bulunur. Kayaçlar parçalanır, toprak olur. Topraktaki suyla da bitkilere geçer. C şıkkı. Yandaki elektrik devresinde harflerle gösterilen devre elemanlarının adları nelerdir? Evet, pil yatağı. Şimdi burada K noktası pil yatağı belli. A ve D var. L noktası anahtar olması lazım. Pil yatağı, anahtar ve M noktası duy, D şıkkı. İnsanoğlunun kullandığı ilk maden. Sanayi üretiminin ham maddesi. Demirden bahsediyor. A şık. Devredeki elektrik akımını ben kontrol ederim. Ben istersem akım geçer, ben istemezsem akım geçmez. Bu anahtardır arkadaşlar. A şık. Evet, anahtarı açarsan, kapatırsan. Canlıların yaşadığı bölgenin iklim koşulları diyor. Önce sorumuzu okuyalım. Paleontologlar fosilleri inceleyerek hangi bilgilere ulaşabilir? Fosillerden bakaraktan canlının yaşadığı bölgenin iklim koşullarına ulaşabiliriz. Canlıların geçirdiği değişimlere dünküyle bugünkünü karşılaştırarak ulaşırız. Nesli tükenmiş canlıları da bulabiliriz. Fosilin yaşını da bulabiliriz. Hepsini bulabiliriz. O halde D şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki devre elemanları ve görevleri verilmiştir. Görevi verilmeyen devre elemanını bulunuz diyor. Bakalım, devre elemanları birbirine bağlayarak elektrik akımını, iletimini sağlar. Bu burada anahtardan bahsediyor. Devredeki elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Bu ampuldür. Devredeki elektriği kontrol etmeyi sağlar. Evet. Devre elemanları birbirine bağlayarak elektrik iletimini sağlayan kablo oluyor. Devredeki elektriği kontrol etmeyi sağlayan anahtar oluyor. Burada pil görevi verilmemiş. Pilden bahsetmiyor. D şıkkı. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde maden ve kullanıldığı yer eşleştirmesi yanlıştır? Mermer inşaatta kullanılır. Altın kuyumculukta kullanılır. Bakır kablo yapımında kullanılıyor. Bor manyetik depolamada hayır kullanılmıyor. Evet. Borun kullanım alanı daha farklı. D şıkkı yanlış cevap. Dünyanın dönme hareketiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Kendi etrafında gerçekleşir. Evet, dünyanın dönme hareketi kendi etrafında gerçekleşir. Bir tam turu 24 saat sürer. Doğudan batıya doğru mudur? Hayır arkadaşlar. Yanlış. Soldan sağa doğru ve batıdan doğuya doğrudur. 3 numara yanlış. Gece ve gündüzün sırayla yaşanması bu hareketin sonucudur. Doğru. 1, 2 ve 4 doğru. 1, 2 ve 4 arıyoruz. C şıkkı. Dünya kendi etrafında döner. Güneşin etrafında dolanar bir gezegendir. Evet. Kendi etrafında dönen ve dolanan arıyoruz. B şıkkı. Dünyanın dönme hareketiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Dünyanın kendi etrafında dönmesi. Dünyanın kendi eksen etrafındaki bir
Tur dönüşü 365 gün mü? Yanlış. A şıkkında yanlış. Yoksa dünya dönme hareketini ne yapıyor arkadaşlar? Gece ve gündüz oluşuyor, doğru. Sürekli döndüğü için dünyanın ışık alan kısımları sürekli değişiyor, doğru. Dünya dönme hareketini 24 saatte tamamlar, doğru. A şıkkı yanlış. Dünya dolanma hareketini yaparken nokta nokta adı verilen bir yol izler. Yörünge. Evet, dünyanın bu yörüngesi güneş etrafında. Yörüngenin şekli de diyor elipse benzer. Dolanma hareketinin sonucunda mevsimler oluşur. Burada eşleştirdiğimizde hangisi açıkta kalır? Evet, burada dikkat ederseniz ekvator kelimesini kullanmadık. B şıkkı açıkta kalır. Aşağıdakilerin hangisi toprağın önemini ifade eden bir cümle değildir? Toprağın önemini ifade eden cümle değildir. Yanlış arıyoruz. Toprak olmasa bitkiler yaşayamaz. Hayır. Topraktan elde ettiğimiz besinlerle besleniriz. Toprak kayaçların parçalanması ile oluşur. Toprak birçok insanlığın, canlının yaşam kaynağıdır. Yaşam alanıdır. Şimdi burada C şıkkına baktık. Bir bilgi verilmiş ama toprağın öneminden bahsedilmemiş. Toprak altından çıkarılan bir kayaçta farklı renkler bulunmasının sebebi nedir? Farklı mineraller içermesi. Kayaçlara renk veren içindeki minerallerdir arkadaşlar. C şıkkı. Bir canlı kalıntısının fosilleşebilmesi için öncelikle hava ile temasının kesilmesi lazım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fosil sözcüğünü en doğru şekilde tanımlar? Yer kabuğunun yüzeyine yakın yerlerde bazen iyi korunmuş, bazen bozulmuş halde bulunan ölü canlı kalıntılarıdır. Evet, bu açıklıyor en doğru şekilde. Diğerlerine de bakalım. Eski zamanlarda nasıl tükenmiş dinozorların kemikleridir. Dar bir anlatım. Böceklerin ve bitkilerin taşlarının buzunun içerisinde bozulmadan kalan kalıntılarıdır. Bu da bir dar bir anlatım. Arkeologların ve paleontologların toprağın altına kazarak çıkardıkları tarihi eserlerdir. Şimdi bu arkeoloji dediği zaman olmuyor zaten. Paleontologların demesi lazım. A şıkkı en net anlatım. En geniş anlatım. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğüne göre hangi ilimizde güneş daha geç batar? Burada güneşin ilk doğduğu yerde ilk batar, geç doğduğu yerde de geç batar. En doğuda önce doğar ve önce batar. En batıda sonra doğar ve sonra batar. İzmir, doğru cevap. A şıkkı. Listelerden kaç tanesi fosilleşme sonucu oluşabilir diye soruyor. Odun bir fosil değildir arkadaşlar. Petrol, kömür, doğalgaz. Şu üçü fosilleşme sonucu oluşur. C. Paleontologlar bilimin fosil alanıyla ilgilenirler. C şıkkı. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar. Diyor, yukarıdaki fotoğraflardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlar. Bu yanlış zaten. Yanlışları arıyoruz. Bir yanlış. En kısa süren ay Ağustos ayıdır. Bu da yanlış. Şubat olacak. Dünyanın güneş etrafında iki tam dolanımı sonucu 8 mevsim oluşur. Yani bir yılda 4 mevsim, 2 yılda 8 mevsim. Güneş ışınlarının gün içerisindeki farklı açılarda gelmesi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönmesinin sonuçlarından birisidir. 1 ve 2 yanlış. C. Yukarıdaki çizimde K ve M noktalarının konumları belirtilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? K ve M'ye bakıyoruz. M'de şu anda gündüz, K'de gece. M noktasında gündüz, K ülkesinde gece yaşanmaktadır. Bize doğru olanı soruyor zaten. Evet, doğru. A. Kayseri'de bulunan yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait gergedan, fil, mamut fosilleri sergilenmek üzere hazırlanmış. Habere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? Bulunan fosiller memeli hayvanlara aittir. Evet, bu hayvanların üçü de memeli. Söylenebilir. Fosilleri bulunan hayvanlar artık ülkemizde yaşamayan canlılardır. Yaşamıyorlar.
Fosil bulgularına dayanarak Kayseri'nin çok eskiden deniz alanı olduğu söylenebilir mi ki? Bunlar deniz hayvanı olmadıkları için söylenemez. Cevap C şıkkı. Günlük hayatımızda hareket etmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Bu enerjiyi tükettiğimiz besinlerden alırız. Buna göre vücut enerji ihtiyacını karşılamak için ilk olarak karbonhidratlara başvurur. Burada karbonhidrat hangisi? Ekmek. C şıkkı doğru cevap. Hangisi doktorun Barış'a verdiği listedeki besinlerdendir? Doktor, kolumun daha çabuk iyileşmesi için tüketmem gereken besinlerin listesini verdi. Bu çocuğun protein tüketmesi lazım. Çünkü yapıcı ve onarıcı besinler. Bakalım. Protein nerede var? Süt, peynir ve ette var. A şıkkı. Aşağıdaki bilgilerden hangisi paleontolojinin elde edebileceği bilgilerden birisi değildir? Geçmişte yaşayan canlı türlerini elde edebilirler. Fosilin yaşını elde edebilirler. Canlı türlerinin değişimini karşılaştırabilirler. Ama kültürel yapı paleontologların ilgi alanına girmez. Seçeneklerde verilenlerden hangisi fosil oluşturmaz diyor. Fosil oluşmayan... Kayaçın fosil oluşmaz. Yani böcek, bitki, hayvan olabilir. Kayaç zaten kayaç. B şıkkı. Evet, güzel bir soruya benziyor. Yukarıdaki görselde yer alan numaralandırılmış katmanlarda birer fosil bulunmuştur. 1, 2, 3, 4. 1 en derinde, en yaşlı. 4 yüzeye daha yakın ve daha genç. 1 numaralı katmanda bulunan fosilin yaşı 10 milyon yıl olduğuna göre de diğer fosillerin yaşları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Biz burada 4, 3, 2, 1... Yani 4, 3, 2, 1'e göre daha genç olması lazım. Yaşlıdan gence doğru gideceğiz. Yaşlıdan gence doğru gitmemiz gerektiği için de bizi burada 5 katman var. En az 2'şer milyon yıl var aralarında. 8, 4 ve 1 mantıklı olacaktır arkadaşlar. İyi incelediğimiz zaman. A şıkkı. Dünyanın kendi eksenine etrafında dönmesi sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi oluşur? Kendi ekseni etrafına dönmesi sonucu tabii ki gece ve gündüz olur. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğüne göre güneş hangi ilde diğerlerinden daha önce doğar? Şimdi doğudaki illerimizde güneş daha önce doğar. En doğudaki ilimiz Iğdır tabii ki. Verilen besinlerden enerji verici olanlar birleştirildiğinde enerji verici olanlara bakalım arkadaşlar. Ekmek var, patates var, ceviz var. Balık protein grubuna alalım balığı. Dolayısıyla ne oluyor? 2'yi atlıyoruz sadece. Evet, B şıkkı. Evet, buraya da bakabilirsin. Karbonhidrat ve yağ arasındaki ilişki hangi seçeneğe doğru verilmiştir? Karbonhidrat ve yağ bildiğiniz gibi ikisi de enerji veriyor değil mi? Aynı besinlerden elde edilip vücutta farklı görevlerini yerine getirir. Hayır. Fark tam tersinin olması lazım. Aynı besinlerden elde edilip vücutta düzenleyici görev üstlenen hayır. Her ikisi de sadece hayır. Farklı besinlerden elde edilip vücutta aynı görev. Evet, farklı besinlerden karbonhidrat ve yağ elde edilir. Ama ikisi de enerji ihtiyacını kullanmak için aynı amaçla kullanılır. D şıkkı. Doğru cevap. Zeynep 5 yaşında. Buna göre doktorun proteinli besinler önermesinin sebebi ne olabilir diye soruyor. Bakalım. Yapıcı onarıcı besinler yani. Zeynep 5 yaşında oyun oynarken ayak parmağını kırmış. Ve doktor ona proteinli besinler tüketmesi gerektiğini söylemiş. Sebebi ne olabilir diye soruyor. Zeynep'in enerji ihtiyacı olması mı? Zeynep'in hem büyüme çağında olması hem de hızlı iyileşmesi için değil mi? Evet, B şıkkı burada. Doğru cevap. Seçeneklerin hangisinin dünyanın dolanma hareketini izlediği yolun adı ve şekli bir arada verilmiştir? Dünyanın dolanma hareketi güneş etrafında izlediği yolun adı yörüngedir. İzlediği bu yolun şekli de elipstir. Yörünge ve elips arayalım. Teşekkür. Minerallerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kayaçlı topraklarda bulunur. Su yolu bitkilere geçer. Sadece bitkisel besinlerde bulunmaz. Vücudumuzda düzenleyici rol oynarlar. Evet, C şıkkı burada yanlış bilgi arkadaşlar.
Verilen besin içerikleri ve yoğun olarak bulunduğu yiyecekler eşleştirilirse hangi seçenek doğru olur? Protein, burada bir eşleştirme yapalım. Protein hangisi? C. Bir C ile eşleştirelim. İkiyi yağ diyor. A ile eşleştirelim. Üçü de B ile eşleştirelim. Bir C 2A, 1C, 2A, 1C, 2A. Evet, A şıkkı. A şıkkı doğru. Anadolu'da et büyük parçalar halinde iyice tuzlanıp küplere basılır. Pişirmek için bir gün önce küpten çıkarılıp suda bekletilirdi. Yukarıda söz edilen geleneksel besin saklama yöntemi tuzlama. Evet, tuzlanıp küplere basılır diyor. Tuzlama. B. Özlem diyetisyenin verdiği yemek listesinin yırtıldığı görülmüştür. Dengeli ve düzenli beslenen Özlem'in listesinin kayıp parçası hangi seçenekle doğru verilmiştir? Bu tür sorularda dengeli bir beslenme arayacağız arkadaşlar. Et verilmiş, yani protein verilmiş. Şimdi biz orada mineralleri ve karbonhidratları arayacağız muhtemelen. Bakalım. Çorba, salata, yoğurt, et, patates kızartması, makarna, pilav, hepsi A şıkkının tamamı karbonhidrat olmaz. B şıkkında yoğurt ve ayran ikisi aynı işlevi görüyor. O da olmaz. Çeşitlilik arıyoruz. D şıkkında tavuk kızartması var, makarna var, kola var, kola işi bozmuş ve mineral eksiği var. Mecburen C şıkkı mineral, orada minerallerimiz var. Alkol kullanımında en çok zarar gören organımız karaciğerdir. Sigara kullanımında ise akciğerdir. O halde 1 ve 2 numaraya karaciğer ve akciğer yazalım. A şıkkı. Hangi seçenekte bu maddenin adı verilmiştir? Sigaranın içinde 4000 yakın zararlı madde vardır. Bunlar insan vücudunda pek çok hastalığa neden olur. Sigaranın içinde bulunan zararlı maddelerden biri de sigaraya karşı bağımlılık oluşturan nikotin maddesidir. A şıkkı. 5 yıl önce bir miktar et hava ile teması kesilip bakteri üretmesi engellenerek saklanmış ve günümüze ulaşmıştır. Buna göre bu besin için hangisi söylenebilir? Havayla teması kesilip bakteri üretmesi engellenerek saklanmıştır. Burada pişirmeden bahsetmiyor arkadaşlar. Muhtemelen paketlenip dondurulmuştur. D şıkkı. Dalından toplanan domatesin hemen tüketilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Tazelikle tabii ki. B şıkkı. Ülkemizde uygulanan aşağıdaki yasaklardan hangisi alkolle ilgilidir? Çocuklar, saat gece 22'den sonra alkol satışı yasaktır. A şıkkı. Kuvvet sorusu. Şiddeti giderek artan rüzgara karşı bisikletinin pedala uyguladığı kuvvetin büyüklüğü değişmiyorsa hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Şiddeti giderek artan rüzgara karşı bisikletlinin pedala uyguladığı kuvvetin büyüklüğü değişmiyor. Bu durumda önce yavaşlaması sonra durması lazım. Bisikletin hızlanması asla beklenemez. Çünkü rüzgar hızı artarken bisikletlinin pedal çevirme hızı değişmiyor. Ama yavaşlaması, durması ya da yön değiştirmesi beklenebilir. Cevap A şıkkı. Protein içeren maddeler nitrik asit çözeltisi damlatıldığında sarı renkli olur. Yukarıda verilen bilgiye göre hangi seçenekteki besin nitrik asit çözeltisiyle sarı renk olabilir? Protein içeren diyor. Protein içeren burada sadece yumurta var. A şıkkı. Besinlerin belirli bir ömrü vardır. Bazı besinlerin uzun süre tüketilmesi için geleneksel yöntemler kullanılır. Böylece katkısız olarak uzun süre saklanabilir. Hangi seçenekte yukarıdaki bilgiye uygun bir örnek verilmemiştir? Evet, geleneksel yöntem olmayan hangisi diye soruyor. Domatesler güneşte bekletilerek salça yapılabilir. Bu geleneksel bir yöntem. Fasulyeler pişirilerek kavanozda hava almadan saklanabilir. Bu da geleneksel bir yöntem. Etlerin tuzlanarak kurutulması da geleneksel bir yöntem ama pastörize etmek fabrikasyon bir yöntem. Geleneksel değil. Yukarıdaki besinlerin hepsinde bulunan besin içerikleri. Evet, baktığımız zaman bunlarda su ve mineralin bol olduğunu görüyoruz. A şıkkı.
Yukarıdaki besinler çok tüketilmesi gerekenden az tüketilmesi gerekene doğru sıralanıyor. Çok tüketilmesi gerekenden az tüketilmesi gerekene. Burada tahıl ürünleri en başta yer alacak. Tahıl ürünleri, sonra meyve ve sebzeler yer alırsa iyi gelir. A'yı başa koyacağız ama. A, D arayalım. A, A, D arayalım. A, D, B, C arayalım. A, D, B, C arayalım. D şıkkı doğru cevap. Öğle yemeğinde yukarıdaki besinleri tüketen geriz ile ilgili hangi ifade doğrudur? Bakıyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenmiş midir? Et yok çocuklar burada. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmiştir. Evet, makarna, pilav var. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmiş. Her besin türünden tüketmemiş. Bol miktarda protein almamış. Burada B şıkkı. Yukarıdaki verilen ifadelere doğru alanlara D, yanlış olanlara E yazılırsak diyor. Hangi seçeneğe ulaşır? Kuvvet cisimleri hızlandırabilir. Doğru. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Doğru. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir. Doğru. C şıkkı. K ve L kutuları var. Bir hareket yönleri var. Doğu yönünde hareket ediyorlar. Hareket yönleri yukarıda verilen K ve L cisimlerine kuvvet uygulandığında cisminin yavaşladığı, K cisminin yavaşladığı, L cisminin de hızlandığı görülüyor. Buna göre diyor, cisimlere uygulanan kuvvetin yönleri nasıl olmalı? Şimdi K yavaşlıyorsa batıya doğru bir kuvvet uygulanmalı. L'ye de doğuya doğru bir kuvvet uygulanmalı. Yani birbirinin tersi. Baktığımız zaman C şıkkı doğru cevap. Yiğit bulaşık süngeri ve cevize farklı kuvvet uygulayarak bir gözlem yapmış. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisi Yiğit'in bu denge ulaştığı sonuçlardan birisi olamaz? Okuyalım. Kuvvet cisimler üzerinde şekil değişikliği yapabilir. Ulaşabilir. Sünger esnek bir madde olduğu için kuvvet ortadan kalkınca şekli eski haline döner. Buna da ulaşmış olabilir. Kuvvet bazı cisimlerde kalıcı şekil değişikliği yapar. Evet, cevizde olduğu gibi. Kuvvetin etkisi kalktığında tüm cisimler eski şekline mi döner? Ama orada sünger eski şekline dönmüştü. Ama ceviz dönmedi. Dolayısıyla D sonucuna ulaşamayız. D yanlıştır. Yukarıdaki mıknatıslar birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar. Buna göre 1 ve 2 numaralı mıknatıs kutupları hangisinde doğru verilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar, 1 numara S olmalı. Bunlar birbirlerine ittiğine göre 2 numara da S olmalı. S, S arıyoruz. C şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki verilen mıknatıslardan hangileri birbirini çeker diye soruyor. Çeken, yani zıt, birbirine zıt olarak bakanlar birbirini çeker. Yani 2 ve 3. 2 ve 3 B. 1 ve 2 numaralı mıknatıslar birbirini çeker. 2 ve 3 numaralı mıknatıslar birbirini iter. 1 ve 2 numaralı mıknatıslar birbirini çekiyor. Dolayısıyla ikisi de ne olabilir? Birbirini çektiğine göre birisi S, birisi N olsun. Evet, birisi S, birisi N olsun. Çekiyorlar çünkü zıt kutup olmaları lazım. İkincisi L'ye N dersek diğer tarafı da S olur. Diğer tarafı da S olur. N, S, S, B şıkkı doğru cevap. Ve takıldığınızda burayı inceleyebilirsiniz. Alttaki küçük harfleri ben yazdım. Aşağıdaki mıknatıslardan hangileri birbirlerine çekme kuvveti uygular? Birbirine çekme kuvveti uygulaması için zıt kutuplarda olması lazım. Şimdi birinci kutupta birbirine bakanlar ne? İkinci B şıkkında birbirlerine bakan yönleri ne'nin diğer tarafında S olur. Evet, B şıkkı değil mi? Yukarıdaki hareket yönü verilen kutuya hareket yönüne zıt şekilde eşit miktarda kuvvet uygulanıyor. Ne yapıyor? Hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Bu durumda çocuklar önce yavaşlaması, sonra durması beklenir. Hareket yönünün zıttına bir güç uygulandığı için. Burada biz yavaşlar ve durur dilesek 1 ve 4'ü arayalım. Var. D şıkkı.
Diyalogda Eda'nın konuşması hangisiyle tamamlanabilir? Bakalım. Kuvvet cisimler üzerinde ne çok etkisi var? Hızlanma, yavaşlama, yön ve şekil değiştirme gibi demiş. Eda cevap vermiş. Ahucuğum bazen de kuvvet cisimler üzerinde hiçbir değişikliğe sebep olmuyor. Örneğin arıyoruz. Anahtarlarını unutan kişinin kapalı olan çelik kapıyı itmesi. Şimdi evet. Bisikletin pedallarına daha hızlı kuvvet uygulaması ne yapıyor? Onu daha hızlandırıyor. Bir etkisi var. Atılan topun gol olmaması için tutulması. Tuttuğun anda ne var? Bir durdurma var. Hamura şekli örnek değişik şekillerde kurabiyeler yapılması yine bir şekil değişikliği var ama çelik kapıyı zorlamanın çelik kapıya hiçbir zararı yok. Ne yapıyor diyoruz? C diyoruz. Yukarıdaki bahsedilen madenler hangi sönükte sırasıyla verilmiştir? 1. Elektriği çok üretmeseler ama ekonomik değeri çok yüksek olduğu için kullanılmaz diyor. Evet bu altın. Elektriği çok iyi ilettiği için maddi değeri de uygun olduğu için kabloların arasında bakır konulur. Altın bakır arıyoruz. A şıkkı doğru cevap. Son soru. Yukarıdaki modelde 1 ve 2 olarak gösterilen dünyanın hareketleri boyunca geçen zaman birimi aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak verilmiştir? 1 ve 2. Evet. 1'de kendi etrafında dönüyor. Dönme hareketi var. 2'de de güneş etrafında dolanma hareketi var. Dönme dolanma desek yani 24 saat. 1 gün ve 1 yıl desek 24 saat ve 1 yıl diyelim. C şıkkı. Evet. 30 dakikamızı doldurduk. Devamı gelir.